Aşağıdakilerden hangisi düşüncelerini parçada dile getiren şairin bir özelliğidir diyor. Başkalarınkini bilmiyorum ama benimki aslında sadece mavi değil. Hatta bir şiirimde vardır. Üzgün kediler gazelinde mavi aynı zamanda kırmızı anlamına da gelir benim için. Yani sadece bir renk değil diyor ya Edip Cansever. Mavi huydur bende diyor. Evet Mavi bende aslında bir durum oldu. Bir renkten fazla bir şey oldu. Açıklık oldu, iyilik, doğruluk, merak, şaşkınlık, güzellik, tabiat oldu. Gençlik oldu tabii en çok. Mavi bende insanın kendisinden çok başkası olması duygusu galiba diyor arkadaşlar. Edip Cansever'in şiir anlayışını benimsiyormuş. Şiir anlayışından bahsetmedi. Duygu, düşünce ve hayallerini belli renk imgeleriyle dile getirme. Evet, çünkü mavi sadece benim için bir renk değil diyor. Açıklık, iyilik, doğruluk, merak, şaşkınlık, güzellik, tabiat. Yani duygu, düşünce ve hayallerini belli renk imgeleriyle dile getirme cevap Bursa. Şiir sanatına renklere farklı anlamlar yükleyerek yön verme, şiir sanatından bahsetmedi. Renklere yaklaşım tarzı açısından şiirde öncü sanatçı olma değil. Toplumsal yaşama farklılık katmak amacıyla şiiri araç olarak kullanma değil cevap Bursa. Bu parçada Hakkari'de bir mevsim adlı romanla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Türkiye'de olduğu kadar dünyada da bilinen bir eserdir. Türkiye'de bir yatında çığır açan bir romandır. Senaryoya dönüştürülerek izleyicinin beğenisine sunulmuştur. Yanlış anlaşılmaları ve eksik bilgilere gideren bir içeriğe sahiptir. Sinema diline katkısı açısından ödüllendirilmiştir diyor. Türkçenin ustalarından Ferit Etgün'ün büyük romanı Hakkari'de bir mevsim ilk kez 1977 yılında yayınlandığında Türkçe yazında pek çok şeyi değiştirdi. Edebi kıymetin yanı sıra o uzak, o yanlış bilinen coğrafyayı ele alışıyla bölgenin okur nezdinde görünürlük kazanmasında mütevazı ama önemli bir katkı oluşturdu diyor arkadaşlar. Evet bakalım var mı böyle bir şey, böyle bir ışık yok. Devam edelim. Coğrafya ele alışıyla yanlış bilinen coğrafyayı ele alışıyla bölgenin okur nezdinde görünürlük kazanmasına mütevazı ama önemli katkı doğru. Burası arkadaşlar bize şöyle ne yapar? Denizli şıkkını verir. Devam edelim. Demiş ki Japonca ve Çince dahil birçok dile çevrilen Erden Kral yönetmenliğinde filme uyarlanarak. O zaman Türkiye'de olduğu gibi dünyada da bilinen, çünkü Japonca ve Çince dahil diyor, birçok dile çevrildiğine göre birçok ülke tarafından biliniyor. Bu yüzden bunu da eliyoruz arkadaşlar. Filme uyarlanması, sinema diline katkısı, çığır açan senaryoya dönüştürülerek izleyicinin beğenisine sunulmuştur. Bu yüzden C şıkkında ne yapıyoruz arkadaşlar? Eliyoruz. Evet, 30. Berlin Film Festivali'nde aralarında Gümüş Ayının da olduğu 5 ödül kazanan eserin bu yıl 40. yılını kutluyoruz. Tamam, yıllar geçtikçe gücünü yitirmek şöyle dursun, daha da artıran Hakkal'de bir mevsim 40. yılı vesilesiyle özel bir basımla, ciltli ve özel kağıtlı yeni tasarımıyla yeniden okurla buluşuyor. Yani diyor ki yıllar geçtikçe daha çok ne yapıyor arkadaşlar? Daha çok önemi artıyor. Hakkari'de bir mevsimi sadece gerçekçi bir roman olarak saymak yetmez. Gerçeğin inanılmaz bir düşe dönüştüğü şaşırtıcı bir öyküdür bu. Ferit Etgün'ün gerçek bir yaşamı bir roman yaşamına çevirmesindeki becerisine hayran oldum. Çünkü o gözlem gücünü anlatı ustalığından alıyor diyor arkadaşlar. Şimdi... Türk edebiyatında çığır açmış bu metnin tamamına hakim bir cümle zaten. Sinema diline katkısı açısından ödüllendirilmiştir. Böyle bir şey demiyor. Cevap E. Aşağıdakilerden hangisi parçaya göre Sevin Çokum için söylenebilir? Sevin Çokum öykü dilini elden bırakmayan yeni anlatılarıyla dünyayı daha da insanca görmemizi hissetmemizi istiyor. Tamam. Çokum Tek kalan fincanda hayatı, yaşanmışlıkları ve en çok İstanbul'u naif bir dille anlatıyor. Kitap okurlarına her eşyan bir öyküsü olduğunu hatırlatıyor. Tek kalan fincan şöyle diyor. Her fincan içinde sayısız öykü taşır. Kışlık, yazlık evler arasında bazen bir yerden bir yere taşınırken onları belki eksiklerini fark ederek gazete kağıtlarına sarıp taşımışızdır. Kardeşlerini kaybetmiş, başka bir tabağa eş olmuş fincan ve tabaklar gün gün birikir. Çatlağı var diye uğursuz sayılıp atılan, kırıldığında cana gelecek olan mala gelsin denen sayısız fincan ve tabak diyor arkadaşlar. Bakalım. Bir daha doğrusu aslında eşya üzerinden bir şeyleri anlatmaya çalışmış değil mi? Çünkü fincandan bahsediyor, tabak çanaktan bahsediyor. Bakalım. Öykü ve anımsattıklarıyla eşyalar üzerinden İstanbul'u anlatmaya çalışmış. Kesinlikle cevabımız A şıkkı. Kendi tarzı açısından dünya edebiyatında bir yönelimin ülkemizdeki temsilcisi yanlış. Öykü türü dışında e, yapıt üretmeyi doğru bulmamak da yanlış. Edebiyatımızda fincanları dile getiren tek yazar böyle bir şey demiyor tabi. Kendi dünya görüşünü her şeyin üstünde tutan bir anlayışa sahip bu da değil. Cevap A Aşağıdakilerden hangisi parçada söz edilen yazar için söylenebilecek bir yargı değildir? Adalet Ağaoğlu'nun olmazsa olmazı yazmaktır. Hayatta en çok korktuğu şey düşmektir ve onu yaşamıştır. Eserlerini kendi yaşamından yola çıkarak oluşturmaktadır. Bir olaya farklı yaklaşabilme özelliğine sahiptir. Durum ve olguları farklı bakış açılarıyla yorumlayabilmektedir. Yaklaşık son iki yıldır evden dışarı çıkamıyorum. Yine de yazmadan duramıyorum diyor arkadaşlar. Yazmak su içer gibi içimden geliyor hep. Son dönemde yatakta daha sık zaman geçiriyorum. Yazmak su içer gibi içimden geliyorsa olmazsa olmazı yazmaktır değil mi? Hani olmazsa olmazımız su içmek ya. Bu yüzden ne yapıyoruz? Şöyle A eliyoruz arkadaşlar. üç kere düşmüşüm yere doktorlar tarafından sırt, sırt üstü yatağa yatırılmışım zaman içerisinde yavaş yavaş kendime geldim fakat korkuyu yenemedim diyor arkadaşlar korkuyu yenememesi devam edelim o dönemde içimde büyük bir düşme korkusu vardı. Onu mutlaka bir biçim altında anlatmak istiyordum. Böylece bu roman ortaya çıktı. Yani hani korkmuş ya kendisindeki bir duyguyu bir duygu sayesinde roman yazmış. Böylece bu roman ortaya çıktı diyor. O zaman eserlerini kendi yaşamından yola çıkarak oluşturmuştur cümlesini şıkkını buluyoruz. Bu yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? C şıkkında eliyoruz. Düşmek sadece yere düşmekten ibaret değil. Bir de manevi yanı var. Düşmenin çeşitli anlamları var. Saygınlığını kaybetmek, değerini kaybetmek, gözden düşmek, çaresizliğe düşmek. O zaman olaylara farklı bakmamış mı? Düşmek eylemine farklı yorumlar getirdi. Bu yüzden denizli şıkkında eliyoruz. Fakat çıkmanın tek yolu var hesaplaşmak. Her insan korkulardan, problemlerden ancak bildiği yoldan sıyrılır. Ben adalet aoli olarak böyle yaşayan ve düşünen bir insanım. Durum ve olayları farklı bakış açılarıyla yorumlayabilmekte bunu da eliyoruz. Cevabım Bursa. Sondakilerden hangisi parçada konu edilen melankoli ile ilgili değinilen bir özellik değildir? Karı sevda kitabını deli bir iştahla yazdım. Tamam. Çünkü melankoli insanın hayatı çok sevmesinden ileri gelen bir ruh köpürmesidir. Ruh köpürmesi arkadaşlar coşkunluk. Kitabı yazması üretkenlik. Bunları eliyoruz. Aristoteles bile böyle tanımlıyor melankoliyi daha antik çağda. Melankoli deli, coşkulu aynı zamanda gölgeli bir yanı var diyor. Melankoliyi insanın gölge tarafı diye tanımlıyorum ben de. Bir karaltı, bir koyultu. Kitabı yazarken icat ettim bu koyultu sözcüğünü ışıltıyla kardeş. Biri olmazsa öteki de olmaz. Evrendeki kara madde gibi biraz evrendeki kara madde yani bilinmezlik, karanlık olmadan ışık da olmuyor. Melankoli, karanlık tarafımız bir de aydınlık tarafımız var. İkisi dengede ise hayatın tam tadını çıkartıyoruz. Biri fazla ağır basarsa manik depresif oluyoruz. Kitabın pratik mesajı da bu. Melankolinizle tanışın, dost olun. Oynayın. Sizi yaratıcılığa ve farkındalığa taşısın. Böylece depresyondan uzak durursunuz. Yaratıcılık da var. Dengesizlikle ilgili bir şey yok. Cevap E. Bu parçada söze edilen edebi akımlarla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Herkesçe kabul görülmüş ilkelere sahip olmasalar da etkili yönlerinin olduklarına, her ikisinin de tartışılmasına rağmen popüler edebiyatın alt dalları olmadıklarına, beğeni derecelerine göre toplum tarafından kabul görüldüklerine, dünyanın pek çok yerinde popüler edebiyat olarak algılandıklarına, edebiyat dünyasına oldukça önemli katkılar sağlamadıklarına. Bakalım. Bilim kurgu ve fantastiğin tartışmalarla dolu edebi akımlar olduğu aşikar. Belli başlı eserler arasında popüler edebiyattan sayılmalarına rağmen dünya klasikleri arasına girmiş birçok örnek var. Bir yandan çoğunluğun ilgi göstermediği akımlar olarak değerlendiriliyor. Diğer yandan da çok satan kitaplar listelerinden eksik kalmıyorlar. Birçoklarınca ciddi alınmaya değmeyen hayali öyküleri sahne oluyorlar ama belli bir kesim içinse son derece politik güncele işaret eden mesajı olan türler olarak kabul ediliyorlar. Neyin bilim kurgu neyin fantastik edebiyat örneği olduğu hala konunun uzmanlarınca bile tartışıla dursun. Bu iki edebi akımın kapsadığı toplumsal ve küresel zemin oldukça kaygan gibi görünüyor. Herkesçe kabul görülmüş ilkelere sahip olmasalar da etkili yönleri olduğunu arkadaşlar doğru neden? Belli başta eserler arasında popüler edebiyattan sayılmalarına rağmen diyor. Dünya klasikleri arasına girmiş birçok örnekleri var ve devamında bize A şıkkını veriyor. Cevabım A. Bu parçada aşka yönelik aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Yaşanmasında meydana gelebilecek sıkıntılara dayanmayı gerektirmektedir. Çıkara göre yaşanılacak bir duygu değildir. Bireyin sosyal ilişkilerini etkiler, köklü değişimlere yol açar. Kişisel dünyayı doğrudan etkiler. Aşka gelen tepeden tırnağa geçirilen değişim kimi kez daha köktenci sonuçlara yol açar. İnsan kendini ayna karşısında yeni bir kimlikle bulur diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Köklü değişimlere yol açması denizli şıkkını eliyoruz. Örneğin Sappo seni gördüğümden seni gördüğüm andan beri artık konuşamıyorum. Dilim tutuluyor ve tenimin altında Hafif bir ateş yayılıyor. Gözlerim görmüyor, kulaklarım çınlıyor. Bedenimden ter damlaları akıyor. Her yerimi bir titreme alıyor. Çimenden daha yeşil oluyorum ve kendimi neredeyse ölecek gibi hissediyorum diye sevgilisine seslenirken aşkın benlikte yarattığı ölüme benzer değişimi de vurgular kendiliğinden diyor. Zaten değişimden bahsettik. Kişisel dünyayı doğrudan etkiliyor arkadaşlar. Aslında okuduğumuz yerlerde bu da var. Bu yüzden E şıkkını da eliyoruz. Devam edelim. Şimdi yarattığı ölüme benzer değişim yaşanmasına meydana gelebilecek sıkıntılara dayanmayı gerektirmekte. Bu yüzden adana şıkkını da eliyoruz. Güzel ya da çirkin, iyi ya da kötü bir değişim yaşanır. Bu değişimden aşık insan çevresi de payını alır. Olumlu ya da olumsuz bir bedel ödenir. Önemli olan kendine karşı dürüst olmak ve her şeyi göze almaktır alabildiğince. Bireyin sosyal ilişkilerini etkiler metnin tamamına hakimdir. Çıkara göre yaşanılacak bir duygu değildir. Çıkardan bahsetmiyor. Cevabım bursa. Bu parçada ele alınan kitapla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Estetik haz içerdiğine, maceraya dayalı bir içeriği olduğuna, adı içeriği ve üslubu arasında ilişki olduğuna, farklı okur kitlelerine hitap edebildiğine okura bilinen bir son sunmadığını. Bu kitap çeşit çeşit okurun edebi zevk, çeşit çeşit okuruna edebi zevk verir, okurunu düşündürür, yetiştirir ama seveceğim bir metin değildir hiç. Adı gibi karanlıktır anlatım ve tema açısından diyor arkadaşlar. Adı içeriği ve üslubu arasında ilişki var. Bu yüzden C şıkkını eliyoruz. Edebi zevk verir demesi yani estetik haz içerdiğine bu yüzden Adana şıkkını da eliyoruz arkadaşlar. Bir kısım okur ise cıva gibi başka bir tarafa kaydıkça kendisini de peşinden sürükleyen bu belirsizliğin ardında sürüklenmekten keyif duyacaktır diyor. Tamam. Bu anlamda kitap okurunu klasik bir sona ulaştırmaz, kurduğu labirentten çıkarmaz ama daha değerli bir kazanç sağlar sonunda diyor. Yani okurda bilinen bir son sunmadığını, evet klasik bir son sunmuyor diyor. Bu yüzden Edirne şıkkını da Eliyoruz arkadaşlar devam edelim. Okur Mantukut Tayrın kuşları gibi onlarca gayreti boşuna göstermemiş olduğunu anlar. Kısacası bu kitap menzili olmadığını bildiğiniz halde tekrar çıkmaya can atacağınız maceralı bir yolculuğa benzer diyor. Farklı okur kitlelerine e, seslendiğini de söyleyebiliriz. Çünkü hemen hemen kavramaya hevesli okur diyor burada arkadaşlar. Burada da diyor ki bir kısım okur ise yani iki farklı okur grubuna seslendiğini söylüyor. Bunu da eliyoruz. Cevabım bursa.